TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Güç kaynakları serimize devam ediyoruz. Daha önceki programda söylemiştik. Verim konuşacağız demiştik. Evet. Oradan devam edelim Mehmet abi. Murat, şimdi biliyorsun dünyadaki hiçbir makine %100 verimle çalışmıyor. Yani senin koyduğun gücün aynısını geri alamıyorsun. Evet. Arabanın motorunda sürtünme nedeniyle, başka cihazlarda başka nedenlerle mutlaka bir kayıp oluşuyor. Şimdi güç kaynağı dedik ya, şehir şebekesinden 220 volt, 230 volt alternatif akım alıp bunu 12 volt, 5 volt, 3.3 volt hatlarında doğru akıma çeviriyor. Ama bu dönüşümü yaparken de tabii ki yine bir kayıp oluyor. Bunun sıfır kayıpla yapılması mümkün değil. Bu kayıp ısı olarak ortaya çıkıyor. İşte o yüzden üzerindeki fan var. O kaybolan ısıya dönüşen enerjiyi dağıtıyor fan. Murat, bu verim meselesi direkt senin keseni ilgilendiriyor. Çünkü şöyle bir örnek verelim. %60 verimliliği olan bir güç kaynağı hayal et. Tamam. 1000 wattlık bir güç kaynağı hayal et. Bu güç kaynağı senin prizinden 1000 watt çekiyor, güç çekiyor. Hı. Senin direkt aşağıdaki elektrik sayacın onu yazıyor. Hı. Ama %60 verimliliği var ya, senin bilgisayarına 600 veriyor. Hı. 400'ü de sıcaklık olarak evin içine dağılıyor. Eğer çok kapsamlı düşünürsen bir yandan da klima çalışıyor o 400'ü yok etmek için yaz vakti. Ama hadi şimdilik onu biz geçelim. Verim bu. Hı hı. Hakikaten eski güç kaynaklarında bu verimlilik %60, %70, %75 düzeyinde. Bayağı bir kayıp var. Neyse ki eski sistemler bu kadar güçlü değildi. Günümüzdeki kadar güçlü değildi. İlerleyen yıllarda üreticiler dediler ki ya bu, ya da işte bu geçen bölümde de bahsettiğimiz ülkelerin standart kurumları, standartları koyan kurumları dediler ki ya bu böyle olmaz. Bunların bir minimum limitleri olsun. Ve bir sertifikasyon olsun. Cihazların üzerinde tüketicinin güvenebileceği bir işaret olsun. 80 plus organizasyonu ortaya çıktı. Evet. Ve bu güç kaynağı üreticileriyle birlikte güç kaynaklarının verimliliğine bir standart geldi. Murat, bu 80 plus en düşük düzeyi. Bronze, silver, gold, yani bronz, gümüş, altın, hatta daha sonra platin ve çok yeni titanyum düzeyine kadar verimlilik çıktı. Tahmin edeceğin gibi platin daha verimli bronza göre. Evet. Bunların şöyle, güç kaynağının dedik ya işte prizden çekiyor, içeriye veriyor. Arada bir kayıp var. Verim bu. Bu verim ne kadar yük altında olduğuna bağlı. Değişiyor. Değişiyor. Bunu da çözmek için bu 80 Plus kurulu çeşitli standart yük düzeyleri belirlemiş. %20, %50, %100 tam kapasite. 80 Plus bronz, bunlardan birisinde vardır, biz logosunu da gösteririz. Bronz etiketi olan üzerinde bir güç kaynağı. Her durumda %80'in üzerinde, mesela %20'de %81, %50'de %85, %100'de yine %81 verimlilik sağlıyor. Bunu garanti ediyor. Bu ölçülüp onaylandığı için üzerine o logoyu kullanma hakkı veriliyor. Ha, bir firma şey diyebilir tabii. Ben girmiyorum. Tabii. Ama benim verimliliğim yüzde şu. Hı hı. Tamam, bu mecburi bir şey değil. Fakat tabii ki yani kimi firma ya da bir 100 bin tane güç kaynağı alacak bir üretici şartına koyabilir. Bu onay olacak diye. Murat, şeyi söylemiştim, bronzu söylemiştim. Mesela daha çok piyasada rastlayabileceğin gold, altın standart. %20'de de, %100'de de %88 verimlilik garanti ediyor ki bu iyi bir şey. Öyle. %50'de de %92 verimlilik gayet iyi bir rakam. Hatta hani bu yeni çıkan titanyumda bu verimlilik değerleri %96'ları, 94'leri falan görüyor ki yani neredeyse hani ideal olan %100'e dayandı. Tabii hiçbir zaman %100 olamayacak. Teknolojinin ilerlemesi, malzeme biliminin ilerlemesi biraz buna neden oluyor. Ha, sonuçta bunun bize katkısı ne? Söyledim.
verim direkt senin kesene dokunuyor. Ziyan edilen enerjinin az olmasını istersin ki tabii. Ay sonunda elektrik faturasını ödeyeceksin çünkü. Murat, şunu söyleyebiliriz. Bronz, silver, gold hepsi %80'in üzerine garanti ettiği için. Hı hı. Hani tabii ki gold bronzdan iyi. Ama bence bu sertifikalardan, bu logolardan herhangi birini görmek beni bayağı mutlu ediyor. Hı hı. Hani illaki titanyum için fazladan ödemek sistemine göre 24 saat açık kalacak, hiç kapanmayacak bir sistemse düşünebilirsin. Hı. Ama günde 3 saat açıyorum dersen bronz da seni idare eder. Evet. İki tane detay var. Birincisi bu verim meselesi yüzünden ya da bu verimin işte yüke göre değişmesi falan yüzünden her zaman daha yüksek kapasite, yani küçücük bir bilgisayarın var. Ya ben aldım işte 1200 wattlık güç kaynağı aldım, zar zor bu kasaya taktım, iyi oldu. Yok, hiçbir şey iyi olmadı. İlla ki kötü olmak zorunda değil ama iyi olan da bir şey yok. Çünkü sen çok fazla güç ziyan ediyor durumda olabilirsin aslında. Tabii. O var. Bir de şunu belirtmek lazım. Dedik ya, firma katılmayabiliyor bu programa. Mesela bak, bu güç kaynağında diyor ki ben 80 plus şartnamesini karşılıyorum. Hı hı. Bunu diyor, taahhüt ediyorum ama resmi hani onayını almadım. Evet. Ama karşılıyorum diyor. Bu şöyle yanlış anlaşılabilir. Mesela bu şu demek değil. Oraya girdi ve onayı alamadı değil. Oraya değil. Hiç girmedi. Yani firma sokmamış. Çünkü evet. Onlar da bir para. Evet. Ve şey yaptığında hani şimdi bu Hexa Plus modeli 500 watt. Hani bunun yani mümkün değiştirdiğinde FSP baştan alınması gerekiyor. Kimi firma kimi modelini sokmak istemiyor ya da sokmuyor. Hı hı. Kendi tercihi. Bunda bir sorun yok. Hı hı. Yani yine söylediğimiz gibi belli başlı dünyaca bilinen firmalarda bu konuda bir sıkıntı olmaz. Çünkü zaten bunu kafadan öyle büyük bir firma yazamaz. Merdiven altında üretim yapan, adresi belli olmayan bir firma istediğini yazabilir. Evet. Çünkü adamın adresi bile yok. Şu var. Buradaki yani bunlar da sonuçta bir logo, adam kutuya basıyor. Buna da güvenmeyebilirsin belki şimdi. Öyle bir derdin varsa ben bir link vereceğim. Şimdi bunu testini yapan kurumun sitesi var. Orada hepsi var. Evet. Yani sen kendi güç kaynağından şüphe ediyorsan, ya bu galiba değil mi ya da işte merak ediyorsan girip orada güç kaynağının markasıyla, modeliyle evet. Bulabilirsin. Evet. Bu demin bahsettiğim işte ulusların ki çeşitli ülkelerin güvenlik firmaları işte NEMCO, TÜV falan gibi kuruluşların da genelde web siteleri var. O ürünü orada bulabiliyorsun. Evet. Sonuçlarını. Ha şunu söyleyebiliriz Murat bir de son olarak. Şimdi 80 Plus bu standardın adı ve işte 80 Plus bronz, gold, titanyum diye gidiyor. Şu anda şimdi kimi güç kaynaklarına git çarşıda dolaşalım 90 Plus diye bir şey göreceksin. 85 Plus. Böyle bir şey resmi olarak hani bu kurumda yok. Yok. Ha bu şey demek değil, sahte demek değil. Adam diyor ki ben 80 Plus diyor ya minimum %80. Adam diyor ki ben minimum %90'ı garanti ediyorum. O kendisi oraya 90 plus diye bir şey yazmış. Ama kendi yazmış. Hani öyle bir sertifikasyon yok. Evet. Sahte olmak zorunda değil. Ya da işte yalan falan değil. Fakat bu kurum verimlilik standartları şu anda 80 plus diye gidiyor. Hı hı. 85 plus, 90 plus şu anda resmi olarak yok. Şimdi gelecek sorulardan bir tanesi şu olacaktır. Verimlilikle alakalı. Mesela benim 1000 watt güç kaynağım tabii. Var. Tabii o bunun verdiği güç. Doğru. Bir kere bilgisayara verdiği güç. Bilgisayara verdiği güç. Onu unutma. Ve sistemim de hakikaten 1000 watt istiyor şimdi. Evet. Ama benim güç kaynağımın verimliliği işte %85 ise %15'i harcıyor diye, evet. Ziyan ediyor. Bu durumda şebekeden çekeceğim güç 1150 watt oluyor değil öyle. Mi? Öyle. Yani tabii ki bir küsuratlar falan var da şimdi biz şey düşünelim. Hani çok kosinüsleri falan katmadan düşünelim. Evet, yani mantık bu. Yani verimim düştükçe tabii yani daha da beter olacak. Şöyle %50, yani diyelim ki senin süper kötü bir güç kaynağın var. %50 verimle çalışıyor. Bin, bilgisayarın 1000 istiyor. O 2000 prizden 2000 çekecek. Çekecek. Faturada o. Elektrik sayacında 2000 yazacak. Hı hı. Yani verimin bizi etkileyen kısımlarından bir tanesi de hesap ederken öyle düşünüyorum. Yani hayali %100 verimli bir güç kaynağın olsa evet. 1000 watt bilgisayarın tüketirken senin prizden de 1000 watt çekecek. Çekilecektir. Sayaçta 1000 watt, 1 kilowatt yazacaktır saatte. Evet. Ama işte verim
meselesi yüzünden hayatta hiçbir şey %100 verimli olmadığı için burada da. Bir hani yüzümüzü güldüren şey şu olabilir Levent abi. Artık 2015 yılında düzgün üreticilerin verimle ilgili pek bir problemleri kalmadı. İşte 80 plus'ı bugün ciddiye alınacak her üretici karşılıyor. Evet. Çoğu üzerine çıkıyor işte bu bronzuyla, platiniyle, golduyla. Bu dedik ya, malzeme bilimi geliştikçe, mühendislik ilerledikçe İdeale verim yapışıyor. Artıyor. Hiçbir zaman %100 olmayacak ama bayağı iyi. Evet. Bayağı iyi. Şimdi mesela bu dedik ya, titanyum düzeyine çıkıldı. Çok iyi değerler. Artık bu kadarıyla yaşayabiliriz. Ama herhalde bir ev kullanıcısının da illa titanyum olsun diye ısrar etmesi tek bilgisayarında. Murat, bunlar ev kullanıcısını doğrudan etkilemez ya da onun işte kesesini etkiler ama daha az olacaktır. Daha çok bütün gün açık kalacak bilgisayarlar, yani, bütün gün çalışacak, sunucu. Yük altında çalışacak sunucu gibi bilgisayarlar, bir oda dolusu bilgisayar. O zaman işte o %5'ler, %10'lar ay sonunda bayağı bir şey oluşuyor. Tabii. Çünkü şunu da düşünmen lazım. Biz girmeyelim o konuya dedik ama bizi çekiyor. Veri merkezlerinde, binlerce bilgisayarın sunucunun çalıştığı merkezlerde en büyük masraflardan birisi o cihazların çektiği elektriğin yanı sıra klima, soğutma. Çünkü dedik ya %15 kayıp var. O %15 nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Sıcaklık haline geliyor, ortama dağıtılıyor, termometreyi yükseltiyor. Sen de klimayı çalıştırarak o termometreyi 22 derecede veri merkezleri için tutmaya çalışıyorsun. O da para. Büyük masraf. Yaz aylarında büyük masraf. İşte yine ucu kesene dokundu. Evet. Kesene dokundu. Normal evde oyun oynayan bir kullanıcı için bir şey ifade etmeyebilir. Ya da bir dizüstü kullanıcısı için çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama birden çok bilgisayar varsa, sürekli açıksa o %5'lerin hesabını tutman menfaati nedir? Peki Levent abi, bu gold ya da işte platinum vesaire, bunlar hepsi kutuda yazıyor. Evet. Güç kaynağının üzerinde de yazıyor. Hani kasanızın üzerinde içinde gelmişse, yani kutusu olmuyor tabii o zaman, üzerinde bulabilirsiniz. Tabii. Merak edenler de benim açıklamalardaki linkimden kendi güç kaynağının o sertifikası gerçekten var mıdır, yok mudur öğrenebilirler. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.